Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir patlıcan yemeği yapıyorum. Adana yöresinden baş kavurması. Hiç kızartmadan, su koymadan patlıcanın kendi lezzetini alacağımız harikulade bir tarif. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi patlıcanlarımızın başını ucunu alıyoruz ve pijamalı olarak soyuyoruz. Aslında bu patlıcan yemeği bulabiliyorsanız top patlıcanla daha güzel oluyor. Ama yoksa normal patlıcanla da yapılabiliyor. Sorun değil yani. Pijamalı olarak soyduğumuz patlıcanlarımızı da ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra bunları da kalınlığına göre, şu an benimki çok kalın olmadığı için bunu da ikiye böldüm. Daha kalın olsa üçe böleceğim. Şöyle uçlarını kesiyorum. İçine bir tatlı kaşığı tuz atıp erittiğim suyumun içerisine atıyorum. Bakın bu patlıcanım biraz daha kalın. Bunu üçe bölüyorum. Patlıcan deyince hiç şüphesiz akla ilk Adana gelir. Adana gerçekten çok ciddi bir patlıcan üreticisi ve çok güzel patlıcan tarifleri var. Zaten patlıcan tarifleri de Türkiye'de inanılmaz bol, çok sınırsız. Her yemeği yapılabiliyor, her şekilde yapılabiliyor. Gerçekten çok leziz bir meyve patlıcan. Bir ikincisini daha yapıyorum. Diğerlerini sonra ben hemen halledip geliyorum. Kalın olan bölümünü üçe bölüyorum. Yani şu kalınlığa getirmek istiyorum. Bakın benim patlıcanlarım biraz artık, tabii kış geliyor, çekirdeklenmiş. Top patlıcan olsa çekirdeksiz baş kavurma çok daha güzel olur. Ama bu patlıcanla da gayet lezzetli olacak şimdi yine de. Hemen uçlarından azıcık şöyle kesiyorum. Şimdi ben diğer patlıcanlarımı da halledeyim, geliyorum. 2 adet büyük boy kuru soğanım var. Bu yemek biraz soğanlıca yapılıyor. Soğanla çok lezzetli oluyor. Hemen yandan şöyle piyazlık dediğimiz jülyen şeklinde soğanlarımı doğruyorum. 2 soğanımı da doğrayacağım. Sonra kabuklarını soydum. 3 adet domatesim var irice. Bol domatesli, bol soğanlı yapılıyor. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Şimdiye kadar yapmamış olanları mutlaka tavsiye ediyorum. Hemen az yağda kızartmadan gayet şifalı, sağlıklı, güzel bir lezzetli yemek oluyor. Domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Tohumlarını çıkarttığımız, güzelce yıkadığımız 3 adet biberimizi iri olarak doğruyoruz. Şöyle irilikte ufaltmıyoruz ki erimesin içinde. 4 patlıcana 3 biber yeterli geliyor. En son şöyle 5 adet sarımsağım var. Sarımsakların üzerine mutlaka basıyorum ve patlatıyorum ki alisini açığa çıksın. Daha şifalansın ve lezzetini, aromasını da bıraksın ve hemen gelişi güzel rastgele doğruyorum. Ama üstüne basmayı unutmayın. Şimdi soğanlarımın üzerine bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Hemen üzerine bir de şöyle bir çay kaşığına yakın tuzumu atıyorum. Ve soğanlarımı güzelce kavuracağım. Çok fazla karamelize etmeyeceğim. Ama soğanlarımı yumuşatıp biraz öldüreceğim. Sarımsaklarımı bu sefer soğanlarla birlikte kavurmuyorum. Onu en üste çiğ olarak koyacağım ki kokusunu, tadını tam versin. Soğanlarımız güzelce yumuşadı. Bu arada 15 dakika patlıcanlarımızı suda beklettik, tuzlu suda. Güzelce suyunu döküp tekrar bir yıkayıp tuzundan da arındırdık. Şimdi
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da pul biber koyuyoruz. Bu yemek salçayla yapılmıyor. Domates ve biberle yapılıyor. Adana deyince tabii akla ilk gelen şeylerden birisi de acı pul biberdir. Ama ben çok acı kaldıramadığım için tatlı koydum. Arzu edenler acı, arzu edenler tatlısını koyabilir. Biberlerle de şöyle bir iki tık hemen kavurduktan sonra şimdi başlıyoruz patlıcanlarımızı yerleştirmeye. Böyle patlıcanlarımızı kat kat dizeceğiz. Şimdiden nefis koktu. Bu şekilde kızartmadan gayet güzel bir şekilde pişirmiş oluyoruz patlıcanlarımızı. Şimdi üzerine hemen şöyle bir biberimin yarısını, bir avucunu boşaltıyorum. Domatesimi de hemen bir iki kaşığını koyuyorum. Yarısını ayırdım. Patlıcanlarımı tekrar diziyorum. Bu esnada biraz altını kısabilirim. Yemeğimize su koymayacağız. Soğanın, patlıcanın, domatesin suyuyla pişecek. Dolayısıyla çok daha sağlıklı ve lezzetli olacak. Bütün patlıcanlarımızı üst üste koyabildiğimiz şekilde koyuyoruz. Şimdi kalan biberlerimizi tekrar üzerine yayıyoruz. Tekrar söylüyorum, biberler iri olması bu yemeğin önemli bir noktası. Domatesimizi ve suyumuzu da tekrar üstüne yayıyoruz. Az önce ayıklamış olduğumuz 5 adet sarımsağımızı da üzerine koyuyoruz. Çünkü bu sefer sarımsak çiğ kokusunu ve tadını yemeğimize versin. Hemen bir çay kaşığı daha tuz ilavesi yapıyorum. Tuz tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi kapağını kapatacağım. Kapağını kapatıyorum. Her zaman olduğu gibi, bütün yemeklerde yaptığımız gibi, önce fokur fokur yüksek ısıda kaynayacak. Şu an altını açtım. Kaynadıktan sonra da altını kısıyorum. Patlıcanlarımız güzelce pişene kadar bir 15-20 dakika, 25 dakika kontrollü pişiriyoruz. Yemeğimiz fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Kapağını kapatıyorum ve altını kısıyorum. Evet, yemeğim pişti. Harika oldu. Nasıl güzel koktu anlatamam size canlarım. Hemen servis edelim şimdi. Gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum. Lokum gibi oldu arkadaşlar. İnanın bana, tam bir lokum oldu. Çok leziz, harika kokulu. Hiç uğraştırmayan, çok pratik pişen, kızartmadan sağlıklı, leziz bir yemek oldu. Umarım görüyorsunuzdur servis ederken. Evet, bugünkü tarifimizin de finaline geldik arkadaşlar. Gerçekten ben çok severek yapıyorum ve çok severek de yiyorum. Özellikle kızartma olmadığı için böyle daha içim rahat da ediyor, sağlıklı gibi geliyor bana. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizlere faydalı olmaya umuyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Tarifimi eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, eğer ki bu dakikaya kadar kanalıma abone değilseniz, ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olup bildirim zilini de açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman her gün paylaştığımız tarifler kaybolmadan size bildirilecektir. Aksi takdirde günde milyonlarca tarif paylaşılan YouTube'da tariflerimizi kaçırma olasılığınız da var. Bana destek olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız, güzel sözcükleriniz, tariflerimi denemeniz, denedikten sonra da bunları yazmanıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Deneyenlerin tekrar yorumlarını bekliyorum. Beğenip beğenmediklerine, olumlu olumsuz bütün yorumlara saygılı olduktan sonra hepsi başımın tacı. Çünkü sizler için video çekiyorum, faydalı olmak istiyorum ve sizlerin görüşleri benim için çok çok değerli. Sosyal medyalarınızda eğer videolarımı paylaşırsanız, emoji de olsa yorum yapar, beğeni yaparsanız sizlere minnettar kalırım.
bu şekilde videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Çünkü YouTube algoritması maalesef beğeni, yorumlar ve paylaşımlarla çalışıyor. Aksi takdirde yaptığımız güzel tarifler YouTube'un çöplüğünde, karanlık sayfalarında bekleyip kalıyor ve emeklerimiz de sanki ziyan oluyor gibi geliyor bana. Hepinize teşekkür ediyorum bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hep ağzınız tatlı kalsın.